Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlerle adım adım çekim yasasını birlikte uygulayacağımız bir meditasyon çalışması yaptırmak istiyorum. Ben bugüne kadar hayal kuramadım, olmadı diyen dostlarım, gelin bugün birlikte adım adım çekim yasasını biz nasıl uygulayacağız? Birlikte yapalım ve bunun size nasıl fayda sağladığını görün. Öncelikle bugünkü durumumuzdan çıkmamız lazım. Zihnimizde bir sürü önceden öğrenilmiş çaresizliklerimiz var. Bundan kurtulmak için önce geçin bir yere, uzanın dostlarım benim. Ya da oturun, gözlerinizi kapatın, derin nefes alın ve bedeninizde, zihninizde, ruhunuzda, duygularınızda herhangi bir gerginlik varsa serbest bırakın, gevşeyin. Bir kere nefes alın, gevşeyin. İki kere derin diyafram nefesi alın, gevşeyin. Ayağınızın tırnağından saçınızın dibine kadar nerede bir gerginlik varsa şimdi hepsi serbest kaldı. Derin bir nefes alın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi bir tünelin içinde gidiyorsunuz. Etrafınız gökkuşağının bütün renkleriyle dolu. Uçuyorsunuz. Uçtukça rahatlıyorsunuz. Sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Önünüzde bir kapı. Ve şimdi bu kapıyı açıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki tıpkı gerçek dünyanıza benzeyen alternatif bir dünyadasınız şu anda. Farklı bir boyutta. Farkı ne? Hayal ettiğin her şey şu anda, anında gerçek oluyor. Arzuladığın her şey. Hazır mısın kendi dünyanı yaratmaya? Sen ne istediğini biliyor musun? Şu anda istediğin her şey anında senin oluyor. Ev mi istiyorsun? Ev istiyorum dediğinde ev bir anda önünde beliriyor. Nerede? Deniz kenarında mı? Bahçeli bir ev. Bunu sen hayal et. Ne istiyorsun? Hayal et. Evini, evinin kapısını, bahçesini, çiçeklerini. Kapıdan içeri gir. Eşyalarını. Gör mutfağını. Aileyi gör. Nasıl bir ailen olsun? Nasıl bir eşin? Nasıl çocukların olsun? Hayal et. Hepsi orada ve sen bütün bunlara sahipsin. En güzelini, en iyisini, en muhteşemini gör orada. Ne istiyorsan, nasıl istiyorsan öyle olsun. Dön bak etrafta. En ufak bir olumsuzluk varsa hepsini topla. Çöpe at, gitsin. Ve olumlusunu yerleştir şimdi oraya.
İşine bak. Nasıl bir iştesin? Ne istiyorsun işinden? Sana nasıl davranılmasını, sen nasıl davranıyorsun? Ne kadar para kazanıyorsun? Bunu nasıl harcıyorsun? Bir bak. Hayal et. Ne istiyorsun? İstediğin her şeyi şimdi yerleştir oraya. Ve bu duyguyu hisset. Evim, eşim, çocuklarım, işim. Hepsi muhteşem. Tam benim istediğim gibi. Oh be! Bu nasıl güzel bir duygu. Ve şimdi bütün bunlara sahip olduğun için dön. Allah'a şükret. Böyle bir evim olduğu için, sağlıklı olduğum için. Şükürler olsun Allah'a. Bu kadar muhteşem çocuklara sahip olduğum için. Bu kadar beni seven, bana ilgi gösteren bir eşe sahip olduğum için şükürler olsun. Ben bütün bunlara layığım. Bu duyguları hisset. Şükret. İçinde bir beklenti olmasın. O beklenti dediğin şey neyse onu da oraya koy. Hepsi orada olsun. Bütün bunlara sen sahipsin. Ve bu duyguyu şu anda iliklerinden saç diplerine kadar hisset. Ben buna layığım de. Ben çok değerliyim. Bütün bunları sahip olduğum için Allah'ıma şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bana bu sevinci, bu neşeyi, bu mutluluğu, bu coşkuyu yaşatan evrensel akıba Allah'a şükürler olsun. Hisset ve bu duygu içerisinde istediğin kadar kal. Eksik bir şey varsa dönüp bak, onları da yerleştir. Negatif bir şey yine oluşmuşsa onu da al, çöpe at. Negatif diye bir şey kalmasın. Öyle bir şey yarat ki orada mutluluktan başka bir şey kalmasın. Dostlarım benim. 3 2 1 Gözlerinizi açabilirsiniz. Şu anda o duygulardasınız. O sevinç, neşe, mutluluk, coşku duygusuna. Çünkü siz artık bunların tümüne sahipsiniz. Beklentiniz olmasın. Olduydu, olacaktı, bu hayaldi demeyin. İstrese girmeyin. Ne zaman olacak diye beklemeyin. İsterseniz orada ne yarattıysanız bir kalem, bir kağıt alın elinize, hepsini bir yere yazın. Beklentiniz olmasın. Çünkü beklenti sizi negatif düşüncelere iter. İstres yaptığınız zaman yeniden negatif boyuta düşersiniz. Siz strese girmeniz gerekmiyor. Siz istediğiniz kimden? Evrensel akıldan, Allah'tan bırakın. O bunları oluşturmak için strese o girsin. Bizim aklımız
Önceden öğrendiğimiz koşullanışlıklarla, çaresizliklerle sınırlıdır. Bu yüzden eğer biz kendi aklımızla şimdi, hele hele bu güzel meditasyondan sonra beklentiye girer, cevap vermeye çalışırsak bunu bozabiliriz. O zaman bunu ben Allah'a havale ettim. O neyi nasıl yapması gerektiğini bilir ve bana bunu en uygun zamanda, en uygun şekliyle sunar. Ben evrensel akıla, Allah'a güveniyorum. Ve kendimi ona teslim ediyorum. O benim için her şeyi yapacağını biliyorum. Yapmayacak olsa bana böyle bir hayal kurdurmazdı. Bu hayali kurabiliyorsam bu gerçektir. Ve ben bunu yaşıyorum. Bu duygulardayım. Evet dostlarım benim. Dönün şimdi hayatınızda. Olumlu ne varsa ona odaklanın. Bu sizin isteğiniz. Siparişi verdik. Bu sipariş mutlaka bizimdir. Kendinize her zaman, ne zaman isterseniz olumsuz bir duyguya kapıldığınızda gelin bu meditasyonu yeniden yapın ve kendinizi motive edin. Hiçbir zaman geç değil. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.